Otomobil merakı Sardalganım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Ağustos ayının ilk haftalarındayız ve engelli muafiyetiyle alınabilecek otomobillerin sadece otomatik olanlarından bahsetmiştik arkadaşlar. Bugün ise size artık manuel olarak bahsedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz daha önce SUV'dan da bahsediyorduk. B segmenti, sedan vesaire derken artık otomatik ve manuel olarak bahsedebiliyoruz. Şimdi manuel olan modellere dilerseniz hep beraber bakalım. Otomatik modelleri paylaşmıştık arkadaşlar. Aşağı linkini bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz ya da videolarımızdan. İlk olarak Clio'nun arkadaşlar Renault Clio'nun 65 beygirlik olan Joy modelini görüyoruz. Benzinli olan paket 435 bin lira olarak liste fiyatı üzerinden sahip olabiliyorsunuz. Net fiyatları biliyorsunuz bayilerden almak daha mantıklı. Bazı bayilerin işte aksesuar vesaire durumları olduğundan biz size bu şekilde bilgi verelim. Diğerlerini bayiden ulaşabilirsiniz. İkinci bir diğer marka olan arkadaşlar yine bir B segmenti Hyundai Evet arkadaşlar, yeni uygulamamız olan TouchApp Türk yapımı ve yeni bir sosyal medya platformudur. Platformda tamamen kaliteli içerikler bulunur. İçerikler soru, fikir, yetenek olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Lokasyon ve ilgi alanı özelliğiyle içeriğinizi seçtiğiniz kitleler ve konum ile paylaşabilirsiniz. Benimkiler gibi pek çok içeriğe bu linkten ulaşabilirsiniz. TouchApp 1.4 100 beygirlik manuel paketi, onun da 432 bin lira olduğunu görüyoruz Clio ile beraber. Bu iki markanın dışında sevgili dostlar bir diğer marka olan Fiat geliyor. Fiat'ında Egea modelinin yaklaşık olarak manuel paketlerinden Egea Sedan ve Egea Cross olarak bir modelde var. Egea Cross'un Street 95 beygirlik olan manuel paketi 441.900 TL. Egea sedanlarda arkadaşlar Easy 1.4 95 beygir, Easy Plus ve Urban 1.4 3 tane modelinde sedanda girdiğini görüyoruz. Bunların da fiyatları Easy paket 379.900, Fire 396.400, Easy Fire, Urban paketi de 436.900. Yani son durumla beraber 3 tane markanın fiyatlarıyla engelli indirimiyle alınabilecek olduğunu görüyoruz ve toplamda 6 tane farklı model. Bir araç C segmenti, diğer araç da, ikisi arkadaşlar B segmenti olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki gönül ister SUV'lara, lüks arabalara binebilsin engelli kardeşlerimiz ama son durum bu şekilde diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.